Şu an incelemesini izlediniz. Bu akıllı telefondan bir tane de sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Benim Instagram hesabımda kampanyanın detayları yer alıyor. Instagram hesabıma gidip oradan detayları öğrenebilirsiniz. Ve tabii fiyatıyla heyecanlandıran, teknik özellikleriyle göz dolduran ve aynı zamanda da Türkiye üretimi olan Realme 8'e bu videoda yakından bakıyoruz. Kanalım yeni biliyorsunuz ve sizlerin desteğiyle büyütebilirim ancak. O yüzden kanalıma abone olup bu videoyu beğenip bir de tabii ki aşağı yorum bırakırsanız, şöyle diğer videolara da bir göz atarsanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Desteğiniz sayesinde başarabilirim. O yüzden lütfen desteğinizi benden esirgemeyin arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu akıllı telefonunda olumlu yönleriyle sizlere anlatmaya başlayayım. Şimdi ekranda Super AMOLED bir panel var. Özellikle Realme'nin işte bu 5, 6, 7, 8 gibi serilerinde bence iyi bir noktaya gelmiş ekran paneli. Oraya biraz daha değineceğim ama bir de ekrandan parmak izi okuyucu özelliği yine bu cihazda yer alıyor arkadaşlar. Kullanım açısından tasarımı bana sorarsanız oldukça güncel ve iddialı bir tasarım. Özellikle ben cihazın inceliğinden de baya baya mutlu oldum. Oldukça ince bir cihaz. Bu da benim hoşuma gitti. Ve fiyatı da 5000 TL bandında olsa da piyasada 4600-4700 TL bandından satın alabiliyorsunuz. Genel malzeme kalitesi hiç de fena değil. Önemli eksileri de yok değil. Onlara da değineceğim ama genel anlamda pozitif bir cihaz. Telefonun kutu içeriğine baktığımız zaman kutu içeriğinden bizleri bir adet kılıf karşılıyor. 30 wattlık bir adaptör kablosu ve tabii ki telefonla bizleri karşılıyor gördüğünüz üzere. Telefonun ekranı da 6.4 inçlik gayet güzel işini yerine getiren Full HD Plus Super AMOLED bir ekran paneli yer alıyor. Ekran yapısı gereği arkadaşlar bir de ekrandan parmak izi okuyucuyu bünyesinde bulunduruyor. Bu ekrandan parmak izi okuyucu gayet performanslı, gayet iyi bir şekilde çalışıyor sevgili arkadaşlar. HDR desteği var bu ekran panelinin. Aynı zamanda 1000 nite varan bir parlaklık var. Yani bu 1000 nit ve üstü ekranlar güneş ışığı altında sizlere herhangi bir problem yaratmayacak ekran panelleri. Bu cihazdaki de keza aynı şekilde herhangi bir sıkıntıyı sizlere çıkarmayacak bir ekran paneli olmuş. Her zaman açık ekran, yani İngilizce ismiyle Always On Display dediğimiz bir özellik var biliyorsunuz. Bu cihazın ekran paneli gereği bu özellikle cihazda mevcut. Güzel, yani ben gayet beğendim. Bu fiyat seviyesinde bence ekran gayet güzel olmuş arkadaşlar. Evet, bu fiyat seviyesi bayağı çekişmeli. Ama bu cihazın ekranı da bence güzel. Özellikle 5-6 modellerini, yani Realme 5, Realme 6 modellerini göz önüne aldığımda bu cihazın ekran anlamında çok daha iyi bir noktaya geldiğini ben şahsen düşünmekteyim. Gelelim işin performans tarafına ki aslında bu akıllı telefonun belki de kişileri satın almayı düşünenlere en çok düşündüreceği tarafı bu olabilir. Çünkü içerisinde MediaTek'in Helio G95 modeli bir işlemcisi var. Bu cihazın içerisinde bulunan işlemci tanıdığımız bir işlemci modeli olduğu için direkt sizlere yorumlayabilirim. Günlük işler için yeterli seviyede ve orta seviyede günlük işlerinizi halledebilirsiniz. Oyun anlamında cihaz sizi üzmüyor ama beklentinizi çok üst düzey tutmamanız lazım. Onu da size söyleyeyim. Ama oyun anlamında da telefonda büyük problemlerle karşılaşmadım. Bir süre oyun da oynadım hani. Yani genel anlamda telefonda ya oyun oynarken şu oluyor, bu oluyor gibi detaylarım sizlere yok verebileceğim. Çünkü telefonun içerisindeki işlemci belli. RAM kapasitesi belli. Zaten bildiğimiz tanıdığımız bir işlemci. Uzun zaman da kullanılan bir model olduğu için zaten sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ama bu akıllı telefonun da fiyatıyla karşılaştırdığımızda fena bir performansı bizlerle buluşturmuyor işlemci. Burada büyük soru işaretleriniz varsa bence çok büyük soru işaretlerine girmeyin. Kendinizi de hani cihaz anlamında olumsuz bence yapmayın, yani hissettirmeyin kendinizi. Çünkü fena değil bizlerle buluşturduğu performans. Zaten işlemciyi de çok daha yakın teknolojiyi takip edenler varsa aranızda bilenler biliyordur. Bu arada cihazda 6 GB bir RAM bulunuyor arkadaşlar ve son dönemde popüler olan RAM arttırma özelliği yine bu akıllı telefonda da mevcut. RAM'inizi arttırabiliyorsunuz depolamadan alarak. 128 GB'lık bir depolama var depolama demişken ve bir de cihazın microSD kart desteği bulunduğu için depolamasını arttırabiliyorsunuz ama buraya bir virgül koyayım ve teşekkür edeyim Realme'ye. Cihazın içerisinde bulunan bu çift SIM kart özelliğini de microSD kartı da aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ben buna bayağı takığım bu arada. Yani tüm cihazlarda bu yorumu sizlerle paylaşıyorum. Var ya da yok diye. Bu cihazda üçünü de aynı anda kullanabiliyorsunuz. O yüzden teşekkür ediyorum. Diğer özellikten vazgeçmememizi sağladığı için Realme'ye hakikaten güzel olmuş bir detayı düşünmeleri. Kameraların tasarımı tanıdığımız, bildiğimiz ikonik biraz daha bir tasarım. Cihazın zaten dış tasarımlara baktığımızda burada Dare to Leap dediği Realme'nin sloganı olan bir sloganı cihazın üzerinde görüyoruz. Vallahi telefonu böyle nereden görsem bu Realme 8 diyeceğim bir tasarımı var. Hakikaten
Yani enteresan bir tasarım, güzel bir tasarım, tasarım hatlarıyla dikkat çeken bir telefon olmuş Realme 8. Beğendim ben bu cihaza çıktı. Kameralara baktığımızda ise ana kamerada 64 megapiksellik bir kamera var. F1.8 diyafram aralığına sahip. Tabii ki fiyatı sebebiyle tahmin edeceğiniz üzere cihazda bir OIS desteği bulunmuyor arkadaşlar. Yani o yüzden video anlamında değil de bu telefon iddiaları biraz daha fotoğraf anlamında, sizlerle onu paylaşmış olalım. Ve ultra geniş açılı kamerayla devam edeyim. 8 megapiksellik olan bu ultra geniş açılı kameramız f2.3 diyafram aralığına ve normale göre bir tık daha dar diyebileceğim ama ultra geniş açıyla sizleri yine hissettirecek 119 derecelik bir açı ile geliyor arkadaşlar bu kamera. Yani kamera tanıdığım, bildiğim bir performansı bizlerle buluşturuyor. Beğendim. Kötü değil bence yani ultra geniş açılı kamera. Fiyatıyla doğru orantılı konuşuyorum şu an tamamen. Ancak ışık azaldığında dikkat etmenizde fayda var. Bu hem ana kamera için geçerli hem de ultra geniş açılı kamera için geçerli. 2 megapiksellik makro kamera için ise diğer tüm 2 megapiksellik makro kameralar için söylediğim şeyin aynısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Var mı var seviyesinde diyebileceğim bir makro kamera. Yani gün ışığı çok iyi olduğunda detayları görebiliyorsunuz ama çok da fazla göremiyorsunuz çünkü 2 megapiksel. Dolayısıyla çözünürlük anlamında bir tık sizi üzebilir ama makro fotoğraflar çekebilirsiniz. Güzel sonuçları buluşturuyor mu? Fena değil ama çözünürlüğü bir tık eksi durumuna düşürüyor bu kamera sensörünü ve bir de 2 megapiksel derinlik algılayıcı kameramız yine bu cihazda görev yapıyor. Bu tabii bizim portre fotoğraflar çekerken ya da derinlik algılayıcılı işler yaparken daha rahat oradaki objeyi ayırabilmesini sağlıyor cihazın. Fena da sonuçları bizlerle buluşturmuyor. Kameraları genel anlamda sizlere yorumlamam gerekirse hiç de fena değil kameraları sonuçları. Yani orta seviye bir cihaz için yeterli seviyede. İçerisinde güzel çekim modları var. Bunlar da kamerayı biraz daha yeşillendiriyor. Güzel bir noktaya taşıyor. Yani video performansına değinecek olursam da cihazın video performansı 4K'da 30 fps, 1080p'de de 60 fps'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Video anlamında fena değil diyeceğim sizlere sadece. Çünkü telefonun zaten video anlamında da bir iddiası yok. Dolayısıyla video anlamında çok da uzun uzun üstüne bir şey anlatmaya bence gerek yok sevgili arkadaşlar. Ön kameramızda 16 megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor. Işık azaldığında ufak tefek problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak gün ışığı altında gündüz çekimlerinizde bu fiyat seviyesinde ve telefonun vaat ettiği bizlere seviyede fena işleri yine bizlerle buluşturmuyor. Yani bu cihazdaki fiyatın ve cihazın segmentiyle kameralarını karşılaştırdığında kamera tarafını kapatırken sizlere söyleyeyim. Bence olumsuz bir durum çok da yok. Yani cihazın performansı belli, segmenti belli, fiyatı belli. Kalkıp da şu kötü, bu kötü ya da işte şöyle böyle çok da demenin bir mantığı yok. Olumsuzluklar belli. Yine gece çekimlerinde üzebilir sizleri. Dikkat ederseniz biraz daha gece modu çekimlere ya da daha dikkatli çekimlere, daha biraz daha ışığı iyi olan yerlere falan giderseniz tatmin edebilir. Gün ışığı altında da zaten sonuçları gayet iyi, fena değiller. Pil tarafıyla devam edelim. Pil tarafında Realme 8'de 5000 mAh'lik bir pil var. 30 Watt'lık bir adaptör de kutudan çıkıyor. Bu 30 Watt'lık adaptör ile 60 dakikada tam şarj edebiliyorsunuz cihazı sıfırdan 100'e ama böyle 50'deyken işte 70'deyken vesaire süre böyle daha da düşüyor. Yani hızlı şarj desteğini bünyesinde bulunduruyor olması, adaptörün de kutudan çıkıyor olması bence avantaj olmuş. Çünkü bu fiyat seviyesindeki rakiplerine baktığımızda kutusundan adaptör çıkmayan telefonlar var karşısında. Dolayısıyla bunun içerisinden hızlı şarj adaptörünün çıkıyor olması bence artı ki o rakiplerine göre yine bu cihazı değerlendirdiğimizde açıkçası hem cihazın üzerinde bulunan ekran hem de kameralar biraz daha böyle olumluya gidebiliyor gibi geldi bana. Sizler ne düşünüyorsunuz tabii, o da benim için önemli. Telefonun pil ömrüne baktığımız zaman da bir günü rahatlıkla götürebildiğini yine gördüm ama yoğun bir kullanım yaparsanız bir gün götürmeye de biliyor. Sizlerle onu da paylaşayım. Cihaz bu fiyat seviyesinde 5G desteği bulunan farklı alternatiflerinin karşısına çıkmış bir akıllı telefon. Diğer cihazlarda 5G destekleri var ancak ülkemizde şu anda 5G yok. Fakat o cihazları satın alırsanız bir şekilde 5G başladığında kullanabilirsiniz. Fakat bu cihazda 5G desteği yok tabii ki arkadaşlar. Rakiplerinde var, siz yazarsınız diye aşağıda ben şimdiden söyleyeyim, biliyorum. Ve bu cihazda o rakiplerine karşın bence 5000 TL bandında iyi yerde konulmaması gereken bir akıllı telefon olduğunu düşünüyorum. Satın alınabilir listesine eklenebilir bu cihaz. Çünkü genel anlamdaki performansı, malzeme kalitesi ve cihazın kutusunun doluluğu vesaire beni bu düşünceye itti açıkçası. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani bu cihazın fiyat seviyesi
çok çekişmeli. 4500 lira ile 6000 TL arasında ciddi anlamda bir çekişme var markalar arasında ve cihazlar arasında tabii ki. Dolayısıyla bu cihazın teknik detaylarıyla ve bizlere sunabildiği detaylarla ben değerlendirdiğimde tercih edilebilir cihazlar listesine koyuyorum bu fiyat bandında. Sizlerin düşüncesi de çok önemli benim. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtir, bu videoyu beğenir ve tabii ki kanalıma da abone olursanız sonsuz mutlu olurum. Her zaman olduğu gibi sizlere cihazın eksilerini, artılarını anlatmaya çalıştım. Sizler de düşünüyorsunuz, yorumlarda konuşalım. Hediye olan Realme 8'i de Instagram hesabımdan gidip sizler de katılma şartlarını yerine getirerek telefonu kazanmak için beklemeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.